Çağdaş Tofaş Doğan Selex İE müşterimiz aracının kartel bölgesini yüksek bir noktaya vurduğu için işletmemize aşırı yağ kaçağından dolayı geldi. Yaptığımız incelemelerde kartel bölgesini görüyorsunuz arkadaşlar. Darbeyi aldığı için bu noktadan yağ kaçırmış. Daha önceden bu arada biz kartel değişim işlemi yapmıştık. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bizim yaptığımız noktalarda yağ kaçağı yok ama maalesef ki buradan darbe aldığı için yağ kaçırmış. Şimdi aracın karteli sökülecek ve kartel değişim işlemi gerçekleşecek. Bakalım yağ pompasının durumu da nasıl? İyi olarak müşterimizin diğer şikayetleri de 4 adet yay değişecek. Amortisörler, kontrol, genel kontrol, ön takım, frenlere bakılacakmış arkadaşlar. Şu anda aracın yayları takılmadan önceki son hali bu şekilde. Kor kulak bağlantılarımızı sökeceğiz arkadaşlar. Somunlarımızı çıkarttık, yukarı kaldıracağız ve arasına lokma koyacağız. Yüksekte kalması için rahatça bu arka taraftaki civatalarımızı sökmek amacıyla tüm kartel civatalarımız sökülecek şimdi. Kartel sıra civatalarımız sökülüyor. Yeni kartelimiz geldi. Birazdan montajını gerçekleştireceğiz. Yeni kartelimizin montajı gerçekleştiriliyor. Kartel montajımız tamamlandı. Civatalarımızı sıktık. 2-3 saat bekleteceğiz. Sıvı conta güzel bir şekilde tutacak. Daha sonra civatalarımızı yoklayacağız. Bu şekilde sıkma işlemi tamam. Motor kulakları yerine oturtuldu. Civataları sıkıldı. Aracın kartel muhafaza demirleri yok. Aracın motor yağı koyuluyor. Aracı lifte kaldırdık. Tekerlekler sökülüyor. 4 yay değişecek. Yaylarımız bu şekilde kesilmiş. Orijinale döndüreceğiz. Arka tekerleklerimiz de söküldü. Arka yaylarımız da bu şekilde. Amortisör bağlantı civatalarımız sökülüyor. Amortisör bağlantı civatalarımız söküldü. Üst amortisör takozları sökülecek. 3 tane 13'lük civatamız mevcut. Armut takozu kesilmiş. Kalan taraf da parçalanmış zaten. Yeni ön yayımız bu şekilde. Araç sahibiyle görüşüldü. Patlamış, yağ salmış amortisör. Her ikisini de değiştireceğiz. Sağ amortisörümüz montaja hazır. Amortisörümüz, yayımız montaja hazır. Yeni amortisörümüz yerine oturtuldu. Amortisör bağlantı civatalarımızdan alt taraftaki takıldı. Üst tarafı da takacağız. Önlük amortisörümüz değişti. Amortisör takozları yerine oturtuldu. Şimdi civatalarımızı sıkacağız. Buradaki 13'lük somunlarımızı tabancayla sıkmıyoruz arkadaşlar. Aksi takdirde kopar. Bunları anahtarla sıkacağız. Önlük amortisörümüzün değişim işlemi tamamlandı. Yaylarımız, armut takozlarımız değişti. Bu şekilde leylek power. Arka yaylarımız da değişecek. Şu an bağlantı civatası sökülüyor. Yeni arka yayımız da bu şekilde. İki baklaya yakın kesilmiş. Yeni arka yaylarımız yerine oturtuldu. Denge kolu değişiyor. Bir tane sağda. Can solda civatası var. Her iki aks bilyamız da değişti. Yeni denge kolumuz takıldı. Civatalarımızı sıktık. Aracımızın tüm işlemleri bitti. Araç sahibinin bütün şikayetleri giderildi. Aracımızı teslim ediyoruz. Evet, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bize de destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.